Erzurum'u köşe bucak gezeceğiz dedik. Düştük yollara. Geçen bölümümüzde size Uzunahmet Tabyası'nı, İlave Tabyayı, Höyük Tabyalarını anlatmıştık. Demiştik ki bir hat üzerine düşman saldırısını kesmek için yapılmıştı, tasarlanmıştı. 93 Harbi'ndeki olumsuzlukları, oradaki hatalarımızı gördükten sonra onun telafisi amacıyla hemen işe başlanmıştı. O tabyalara baktığımız zaman Höyük Tabyaları demiştik ki daha öncesinde vardı, 1856'larda falan yapılmıştı. Diğer tabyalar, Uzunahmet Tabyası, İlave Tabya ve bununla birlikte birçok tabya 1884-94 yılları arasında yapılmaya başlamıştı. İşte o tabyaların ikinci kuşağı, arka taraftaki ikinci koruma hattı burada şu anda bulunduğumuz yerden GES tabyasından başlıyor. GES tabyasından ileriye doğru toparlak tabya, ondan sonra ağzı açık tabya, onun tam karşısında da sivişli tabya şeklinde 4 tabya kuşağıyla koruma altına alınmış. Dedi ki 1884-94 yılları arasında başlatılmış bir inşaat. Genellikle Şahap Paşa'nın komutasında yaptırılmış olan tabyalardır bunlar. Burada şu anda yaklaşık 2400 rakım üzerinde bulunuyoruz. Burada ecdadımızın nöbet tuttuğunu, savaştığını düşünürsek o cefanın, o fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görme şansımız olur. Burası ikinci kuşağın en tepe noktasında bulunan ve en uç noktasında bulunan tabyamız. Dedi ki burası GES tabyası. GES yaylasında, GES yaylasına diğer adı aslında gezginciler tabyasıdır. Bu bölgede hayvancılık, özellikle büyükbaş hayvancılık çok fazla yapılır. Bu bölgeye geldik. Dedik ki tabyamızı görelim. Şimdi buradan başlangıç görüyoruz. Şu toprağın altında şurada 4 tane oda olduğunu söylesem herhalde inanmazsınız. Buradan sonra da karşı tarafta 3 tane topçu odası görmekteyiz. Burayı tanıyacak olursak şöyle içeriye doğru isterseniz bir girelim. Tabyamızın içerisine girdiğimiz zaman yukarı taraftan başlamak suretiyle kemerin komple sivişli taşından yapıldığını görmekteyiz. Çok sağlam bir şekilde yapılmış ve bugüne kadar gelmiş. Gördüğünüz üzere herhangi bir taş düşmesi olayı falan görülmemiş. Sadece buralarda bir iki eksik görülebilir. Bunlar da muhtemelen havalandırma için yapılmış olan yerlerdir. Yine yan taraftan baktığınız zaman normalde toprak olan burası pencerelerle muhafaza altında tutulmuş. Dolayısıyla o toprağın rüzgar aşındırmasına bağlı olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada pencerelere dikkat edecek olursanız şöylesine doğru aşağıya doğru gidiyor. Yine içeriye doğru geçiyor. Bu taraftan çok geniş bir görünüm olmasına rağmen karşı tarafta daha dar bir görüntü oluyor. Bu da daha önceki incelemiş olduğumuz tabyalardaki mazgal mantığının aynısıdır. Onunla inşa edildiğini görmekteyiz. Son derece sağlam bir yapıya sahip. 12 santim çapındaki toplara karşı oldukça dayanıklı bir şekilde düzenlenmiş. Oradan gelecek olan saldırılarda toprağın altında olduğu için buranın herhangi bir darbe alması, yıkılması söz konusu değil. O dönemin şartlarına göre baktığımız zaman. İçeriye baktığımız zaman tabii alt tarafta yürümekte zorlanıyorum çünkü karın buraya girmesi sonucu çamur olmuş. Bir taraftan da sahipsiz olduğu için bu tabyalar buraları ahır olarak kullanıyorlar. Hayvanlar burada hem dışkılamışlar hem de gezmişler. O çamurun içerisinde çok kötü bir
görüntü var. Oradan girdiğiniz zaman bu tarafa doğru bir kapı dikkatinizi çekiyor. Buradan yan tarafa doğru 3 tane daha bu şekilde, aynı şekilde düzenlenmiş olan oda olduğunda söylemem gerekiyor herhalde. Çünkü toprağın dışından baktığınız zaman bu tarafta böyle bir şey tahmin etmiyorsunuz. Ama içeriye girdiğiniz zaman son derece güzel bir şekilde kamufle edilmiş olan buradan sağlam bir şekilde ki yaklaşık 1 metre genişliğinde bir duvarla, bir kemerle oluşturulmuş burası. Hani bir kemerin ayakları yaklaşık 1 metrelik bir duvarla oluşturulmuş sağlam bir yapıdan söz ediyoruz. Şu ana kadar tabyalara girdiğim, çıktım ve bunların içerisinde çok fazla böcek olmadığını gördüm. Her ne kadar da böyle hayvancılıkla kullanılmış olsa yine de çok fazla böcek yok. Muhtemelen bunlar da inşaat esnasında kullanılmış olan kireç söz konusudur. Kireç kullanılmış olması muhtemel ki burada herhangi bir böcek saldırısı ya da başka bir şey askere zarar vermesin. Bu tabyanın iç taraflarını inceleyecek olursak şöyle bir içerilere doğru geçelim. Az önceki odanın yan taraflarına doğru geçtiğimiz zaman burada bizi yeni bir duvar karşılıyor. Bu duvar diğerleri gibi orijinal değil. Bu sonradan yapılmış bir duvara benziyor. Burada da kapı şeklinde bir yer var. Muhtemelen burası bu bölgenin giriş kapısıydı. Daha sonraki süreçte buralar yapılmış, bu şekilde kapatılmış. Toprak da rüzgar aşındırmasına bağlı olarak doldurulmuş olabilir. Yukarıda bir yıkıntı görmekteyiz. Diğer odalarda da var. Muhtemelen bu yıkıntıları çobanlar burada hayvan yatırdıkları için onlara hava aldırabilmek amacıyla açmış olmalılar. Onun dışında baktığımız zaman gene aynı sağlam yapıyı, aynı sivişli taşından oluşturulmuş kemerleri görmekteyiz. Buraların kurtarılmasını ve artık şehrin tarih turizmine kazandırılmasını özellikle talep ediyoruz. Bakalım sesimiz duyulacak mı? Az önce size göstermiş olduğumuz odaların üstündeyiz. Buradan baktığımız zaman karşı tarafta büyük bir savaş alanı var aslında. O taraftan gelecek olan düşmana karşı bu bölgede özellikle şu yıkıntı olarak gördüğümüz yerlerin üstünde toplar yerleştirmek suretiyle bir savunma hattı oluşturulmuş. Bölgeyle ilgili de isterseniz biraz bilgi vereyim. Karşı taraflarda yeşil olarak gördüğümüz bölgeler su kaynakları. Halk arasındaki ifadesiyle göze. O taraflardaki çeşmelerden, gözelerden ki orada çeşme var. Buraya böyrek ismi verilen topraktan yapılma borularla su taşınmış ve oradan buraya askerin su götürüp getirmesi bu vesileyle engellenmiş. Yani oradan direkt olarak buraya su getirmek suretiyle askerin su ihtiyacını da karşılamışlar. Bir başka söylentiye göre ki kendim çıkmadım ama inşallah çıkacağım. Şu hat üzerine İkinci Dünya Savaşı sıralarında Almanlar raylı sistem top döşemişler. Şu anda halen daha raylar duruyormuş. Oralarda inşallah müsait bir zamanda çıkıp bizzat göreceğiz. Raylı sistem topların avantajı ne? Bir yere sabit olarak bırakılmamış, duruma göre kaydırmak suretiyle farklı yerlerden düşmana karşılık vermeye çalışmışlardır. Şurada bir eşinti görmekteyiz. Orada da yakın zamana kadar kömür çıkarılmış. Burada bir kömür madeni var. Fakat buradaki kömürün kalorisi biraz düşük çıkmış ve çok fazla da müşteri bulamayınca sahibi tarafından kapatılmış. Şu anda bu bölgede büyükbaş hayvan işiyle uğraşıyorlar. Şöyle arkamı dönüp o tarafa doğru geçtiğim zaman bu tarafta bir düz zemin görmekteyiz. Bu da normal bir
siper olma özelliğine sahip ki yükseltiler var. Muhtemelen burası da dolmuş. Genelde tabyaların arka tarafından baktığınız zaman içeriği zaten göremiyorsunuz. Normal bir toprak yığıntısı ya da bir tepe görünümü verilmiş oluyor. Ve toprak olan kısma doğru baktığınız zaman alt tarafta bir siper görülüyor. Muhtemelen burada da bir siper tasarlanmış. Alt taraftaki gelen düşmana karşı yukarıdan bir savunma yapmak ve yukarıdan bakmanın, yukarıdan savaşmanın üstünlüğünü sağlamaya çalışmışlar. İki topçu odasının ortasında bulunuyorum. Zaten üç tane topçu odası var. Küçük bir tabela dedik buraya. Bunların üzerinde bir top bırakılır. Bazen duruma göre ortaya da top eklenir. İç tarafta hem malzeme hem de asker barındırılır. Asker güvenli bir şekilde durur içeride. Çatışma esnasında hem malzemeyi taşır yukarıya doğru topunu verir. Oradan top atışını yapar. Hem de üşümesi durumunda, kış aylarına falan geldiği zaman üşümesi durumunda nöbet değişimi sağlanır. Aynı zamanda bu nöbet değişimleri esnasında tabyanın pusu odaları ya da topçu odaları iç tarafta olduğu için, toprağın altında olduğu için gelebilecek olan mermi veya top atışlarından da askerin muhafaza edilmesi sağlanır. Baktığımız zaman yine aşağı taraflarda zikzaklı bazı çukurlar görmekteyiz. Onlar da yine bu bölgenin genel anlamdaki görüntülerini, genel anlamdaki siper görüntülerini yansıtıyor. Buralarda dedik ki ciddi bir savaş hazırlığı yapılmış. Peki savaşlarda bu tabya kullanılmış mı? Hayır. 1916 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nda buralarda herhangi bir savaş olmadan şehir teslim edildiği için bunlar büyük bir savaş hazırlığı için yapılmış fakat herhangi bir şekilde kullanılmadan düşmana teslim edilmiş. Daha sonraki süreçte yine asker tarafından buralar gerek depo için gerek tatbikat amaçlı olarak kullanılmış. Buradan yan taraflara baktığımız zaman orada da yine aynı görüntüleri görmekteyiz. Arka tarafta direklerin olduğu bölgeye baktığınız zaman orada ağzı açık tabyasını, şu karşı tarafta da toparlak tabyayı görebiliyoruz. İsterseniz buradan onları incelemek üzere o tarafa doğru bir seyahat edelim. Gez tabyasını gezdik. Dedik ki toparlak tabyaya doğru geçiyoruz. Toparlak tabya adını arka tarafta yer alan Toparlak Köyü'nden alıyor. Toparlak Köyü de ismini Toparlak Baba'dan alıyor. Şimdi onu daha önce hatırlarsanız zaten Manevi Kahramanlar isimli programımızda Toparlak Baba'yı anlatmıştık. Bu bölgeye ismini vermiş olan bir zattı. Toparlak tabya ikinci kuşak tabyaların en önemlilerinden birisidir. Geldiğimiz zaman bizi farklı bir mimari yapıya sahip olan bir tabya karşıladı. Arka tarafımda görmüş olduğunuz bu yıkıntılar buranın yemekhanesi ve mutfağı şeklinde rivayet edilir. Bu tarafta
mutfak kısmı vardır. Mutfak kısmında yemekler pişer, asker karşı taraftan, tabyadan gelir, yemeğini yer ve tekrar gider. Bu tarafta da iki tane ayrı oda var. Onlar da muhtemelen yemekhane kısmı. Yani mutfak burada, yemekhane orada. İnsanlar muhtemelen, tam olarak emin değilim çünkü bunlarla ilgili çok fazla bir bilgi yok elimizde. O şekilde yapılmış. İçeri tarafta da tabya görülmekte. Etrafında yine siperleri görmekteyiz. Bu da yine 1884-1894 yılları arasında yapılan tabyalardan birisi. Yine Şahap Paşa'nın önderliğinde yapılmış olan tabyalardan birisi burası da. Yine rakımımız 2400 civarında. 2400 metre yukarıda böyle bir atmosferde bir askerlik yapıldığını düşünürsek herhalde şu anda biz askerliğimizi yaparken buna göre çok daha avantajlıyız. Bir de yıllarca süren askerliği düşündüğümüz zaman, o dönemin kışını da düşündüğümüz zaman burada ecdadımız çok büyük sıkıntılar yaşamış diyebiliriz. İsterseniz buradan şu karşı tarafa doğru bir geçip oraları bir inceleyelim. Buraya geldiğimiz zaman burada bir yapı farklılığı görmekteyiz. Bu tarafta, ön tarafta Sivişli taşıyla yapılmış bir şey olması lazım. Sistem ön tarafını onunla kaplıyorlar. Arka tarafındaysa tuğlayla yapılmış bir kemer bizim burada dikkatimizi çekti. Yine yakın zamanda bazı şeyler yapılmış gibi ama yok taş. Orası da genel anlamda baktığımız zaman buranın kapalı olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere gerek rüzgar aşındırması, gerek insanların duyarsızlığı sonucu bunlar şu anda bir harabe görünümünde. İçeriye doğru girdiğimiz zaman buralarında yine toprakla dolu olduğunu görüyoruz. İçeri taraflarında oldukça bakımsız ve yıkıntı durumunda olduğunu görmekteyiz. Toparlak tabyanın girişindeyiz. Girişe geldiğimizde bir zemin bizi karşılıyor ki zaten buraya gelirken de yolun taş döşenmiş olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 120 yıllık bir maziye sahip bu yol. Ve buraya gelirken kat etmiş olduğumuz yol. Orada da yine taşları döşemek suretiyle burayı daha işlek hale getirmişler ve çamurdan arındırmışlar. O şekilde daha sağlam bir yapı oluşturmuş. Tabyanın girişi burası. Buraya girmeden önce şu tarafta bir çukur dikkatimizi çekiyor. Bu çukur da bize buradaki siperi gösteriyor. Tabyaların genel anlamda etrafında siperler oluşturmak suretiyle askerin düşmana karşı mukabelesini sağlayacak güvenlik tedbiri alınmış. Tabyamıza doğru giriyoruz. İçeride bir kemer bizi karşılıyor. Bu kemerden içeri girerken bakıyoruz sağda ve solda iki tane kapı var. Muhtemelen burası nizamiye kapıları. Gelen asker buradan ya da herhangi birisi içeri girerken gerekli işlemleri yaptırmak suretiyle içeriye giriyor ve içerideki görevlilerle karşılaşıyor. Onlarla ilk münasebetler yapılıp gereken kontrollerden sonra içeri giriş sağlanıyor. İçeri girdiğimiz zaman kısa bir ara görüyoruz. Onun arka tarafında da bir oda görülüyor. Karşı tarafta aynı şekilde yapılmış. Sivişli taşından yapılmış olan bu kemere baktığımız zaman halen daha sağlam bir şekilde duruyor. Yukarıda bir çengel yine dikkatimizi çekiyor. O da taşın içerisine kurşun dökmek suretiyle yapılmış. O şekilde sağlama alınmış. Günümüze kadar sağlam bir şekilde kalmış. Oradan da kandil asmak suretiyle buranın ışıklandırması sağlanmış. Arka taraftan baktığınız zaman tepe görünümünde. Ama bu taraftan da tabii baktığımız zaman genel anlamda öyle, dışarıdaki görüntüyü saymıyoruz. İyi bir şekilde muhafaza edildiğini görmekteyiz. Ve içeri girdiğimiz zaman da içeride farklı yapılarla
oluşturulmuş olan bir tabia görünümü var burada. Bu tabiaya girdiğiniz zaman dikkatinizi çeken başka bir hadise var. O da büyükbaş hayvan küpeleri. Hemen yan yana görüyoruz. Mesela bu Bingöl'den, bu Erzurum'dan gelmiş. Farklı farklı şehirlerin hayvanlarının küpeleri burada mevcut. Bunların burada ne aradığını çok fazla merak ettim ben. Gerekli işlemlerin yapılması üzere emniyete gittim. Emniyette Tarım İl Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Çeşitli görüşmeler yaptım ama açıkçası tatmin eden bir bilgiye ulaşamadım. Hatta bir tanesinin fotoğrafını çekmiştim, götürdüm. Bana Karaçoban'dan Sakarya'ya gittiğini söylediler. Ben de merak ettim. Karaçoban'dan Sakarya'ya giden hayvanın küpesi niçin toparlak tabiatın içinde? Bunlar da merak ettiğimiz konular. İnşallah yetkililer bu konuyla ilgili açıklama yapar ya da bu olayın üzerine giderler. Çünkü malumunuz Erzurum'da büyükbaş hayvan hırsızlığı da son derece fazla olmakta. Bu da belki o konuyla alakalı olabilir. İncelenmesi gereken bir konu. Baktığımız zaman her taraf yine onlarla dolu. Dedik ki tabiatın içerisine girdiğimiz zaman farklı bir yapı görülüyor. Buradan içeriye doğru gittiğimiz zaman çeşitli koridorları takip etmek suretiyle tabiayı genel anlamda gezeceğiz. Ama baktığımız zaman dış tarafların genel anlamda sivişli taşıyla yapıldığını, iç taraftaysa biraz daha Horasan dolgusu ve taş yığıntısı şeklinde tasarlandığını görmekteyiz. Tabii bu tarafın içerisinde iki tane oda var demiştik. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman bakalım oralarda neler var. Tabiatın içerisinde geziyoruz ve bizi bir sürü yıkıntı karşılıyor. Tabiat bakımsızlıktan yıkılmış desek bu da çok doğru bir ifade olmaz. Çünkü buraya çeşitli amaçlarla gelenler fazla. Mesela defineciler gelip sağı solu yıkabiliyorlar. Ya da bölgedeki köylerden falan insanlar gelerek buradan aldıkları taşlarla köyde ev yapabiliyorlar. Bu tarz amaçlarla burası taş ocağı şeklinde kullanılıyor. Bunlar için aslında bir şeyler yapılması gerekiyor. Aslına bakarsanız burası için bir şeyler yapılma konusunda çok geç kalındı. Şehrin 21 tane tabiası var. Bunlar ayaktalar. Gördüğünüz üzere rahatlıkla turizme kazandırılacak bir potansiyeli sahipler. Fakat ismi var. Lanseyden çok. Fakat ortada iş yok. Bu anlamda baktığımız zaman bu yıkıntıyı gördüğüm zaman ecdadı bir kez daha rahmetle anıyorum. Fakat ecdadın bırakmış olduğu, geride bırakmış olduğu kişilere baktığım zaman bizlerin aslında o ecdadın evlatları olamadığımızı görüyorum. Burada gözüme bir şey daha ilişti. Bakalım bu neymiş? Bu da bir veterinerlikle ilgili yani hayvanlarla ilgili bir ilaç. Bu bölgede çok ciddi bir hayvancılık potansiyeli var. Fakat bu tabiaların ahır olarak kullanılması, hayvancılık amacıyla buraya gelen insanların da burada ve bu tarz hani ilaçlarla hayvan tedavi etmeleri, bunların bu ilaçların bu bölgede bulunması son derece manalı. Baktığımız zaman insanlarımızın tarihe gereken değerini vermediğini, ecdadı çok da iyi anlamadığını görmekteyiz. Burada bir yazı var. Son derece de güzel yazmış. Çatalcalı İbrahim yazmış. 933 doğumu yazmış. Ve bir şafak atmış diyebiliriz. Burada çok fazla şafak olayı var. Biraz önce bir başka odaya girdiğimiz zaman
1953-1955 tarihlerini gördük. Bunlar şafak değil, bunlar tarih. Şafak olarak da baktığımız zaman üstüne 20 koyduğumuzda eğer mesela 53'e 3 yazdıysa 1973'te askerlik yapmış olma ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlamda dedik ya, çok yakın zamana kadar da askerler burada bulunmuş. Zaten Tabya'nın bugüne gelmesi askeriyenin buradaki varlığı sayesindedir. Çünkü askeriye buradan çekildikten sonra buranın halini görmekteyiz. Geçen sene buraya geldiğim zaman Urfa Siverek'ten gelmiş olan çobanlarla görüşmüştük. Burada az ileride ağzı açık tabyasında hayvanları getirmek suretiyle burada ahır olarak kullanıp yedirip içirip semirdikten sonra da alıp götürüp kendi memleketlerinde hayvancılık yapıyorlar. Bizim Erzurum insanının işsizlikle mücadele ettiğini söylemesi kadar abes bir durumun olmadığını bunları görünce söyleyebiliyorum. Biz tabyamızı biraz daha gezelim. Bu tarafa baktığımız zaman bu tarafta bir kemer dikkatimizi çekiyor. Kapı olarak dizayn edilmiş. Fakat sonraki kısım yıkılmış şu anda. Yine kemerin tuğladan yapıldığını görmekteyiz. Tuğla konusuna gelince o da başka bir sıkıntı. Yine daha önceden de söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu tuğlalar 120 yıllıksa ki tarih bize bunu söylüyor. 120 yıl boyunca toprağın altında kalmasına rağmen günümüze gelmiş olan bu malzeme bizim burada yapılmış. Bugün inşaat sektörüne bakıyoruz. Biz tuğlalarımızı, inşaat sektöründeki tuğlalarımızı hep dışarıdan alıyoruz. Erzurum'da bir tuğla potansiyeli varsa niçin harekete geçirilmiyor? Niçin Erzurum'da üretilen tuğlalar şehir dışına gönderilmiyor? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Baktığımız zaman yine bir ahır olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yukarısında bir çengel var. Yakın zamanda üstüne bir, yani yakın zamanda dediğim Cumhuriyet döneminde üzerine bir sıva gezdirildiğini de görmekteyiz. Tabyayı geziyoruz. Tabyanın bu tarafından yukarıya doğru çıkış sağlayacak bir yamaç meyil koyulmuş. Bu genelde tabyalarda var. Arkamda bir oda var. Buraya girdiğimiz zaman içeride bir küçük oda. Oradan sağ tarafa doğru döndüğümüz zaman buradan şu başa kadar çok büyük bir oda yine mevcut. Şurada bir pencere var. Gömülmüş şu an. Büyük bir ihtimalle şuralardan gelen toprak yüzünden buralar dolmuş. Şuradaki pencerenin de önü hakeza kapanmış. Buradaki çilerde, pencerelerde kapanmış. Normalde daha aydınlık olması muhtemel olan bir oda. Pencereler genel anlamda içeriden dışarıya doğru darlaşan bir yapıya sahip. İçeriye girdiğimiz zaman, ki girmeden önce şurada yine dikenli telleri görüyoruz. Bu özellikle ağzı açık tabyasında daha orijinal bir şekilde durmakta. Daha eski versiyonlarını burada görmekteyiz. İçeri girdiğimiz zaman kapının kullepleri burada. Giriş kapanma olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Şurada bir delik görüyoruz. Bu da muhtemelen kapının kapanmasındaki karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Karşımda iki pencere burada var. Bahsettiğim özelliklere sahip bir tane burada var. Buradakine şu an karanlık olduğu için görünmüyor ama yakına gittiğimiz zaman karton koyulmuş. Muhtemelen çoban burada yatmış. Buradan iç odaya doğru bir pencere koyulmuş yine. Ve iç odanın geçişini sağlayan kapı burada. Burada ilginç bir şey daha var. Normalde soba borusunu çok fazla görmeyiz. Genelde bu tabyalarda şömine tarzında ısıtma sistemi görülür ama burada bir havalandırma mı, soba borusu mu tam belli değil ama soba borusuna daha çok benziyor bir yapı var. Yine taşlara baktığımız zaman buraya sanki sonradan yuvarlanmış gibi. Çünkü orijinaline baktığımız zaman bu tarafta çok fazla bir bozukluk yok. O taraflardan yuvarlamak suretiyle gelmişler. Bu tarafa da baktığımız zaman yine büyük bir, uzun bir oda var içeride. İçeride çekim yapacak olsak karanlık olduğu için size net bir bilgi veremeyeceğimiz için
içeriye girmeyi de çok doğru bulmuyorum. Ama burası gördüğünüz üzere, topraktan da anlaşıldığı üzere bir hayvan yatağı olarak kullanılmış yakın zamanda. Buradan inşallah burası için bir şeyler yapılacağını ümit ederek tabiamızı gezmek üzere içerilere taraf geçiyoruz. Biraz önceki odanın hemen ensesine baktığımız zaman yukarı tarafta bir oda daha görülüyor. Tabyalarda genel anlamda böyle bir oda yapısı var. Fakat buranın üst tarafının yıkıldığını tahmin ediyorum. Zaten şuraya baktığımız zaman bu taraftan taşların söküldüğünü görmekteyiz. Burada ciddi bir yıkıntı söz konusu. Karşı tabyalara baktığımız, odalara baktığımız zaman onlar da bahsettiğim yapı yine var. Onlarda da söküntüler var ama bu şekilde değil. Muhtemelen burası yine topçu odası olarak nitelendirdiğimiz odalardan. İçeri tarafta asker ve malzeme, silah, top gibi mühimmatlar bulunmakta. Üst tarafta top koymak suretiyle gelecek olan düşmana karşı buradan daha sağlıklı bir şekilde savunma yapılması tasarlanmış. Bu yaya baktığımız zaman bir yay şeklinde bu odaların dizayn edildiğini görmekteyiz. Orta tarafta merkezi bir oda, alt tarafta da yine aynı odalar var. Tabyaların genelinde bir simetri söz konusudur. Girdiğiniz zaman tam karşıya baktığınızda sağ tarafın planı nasılsa sol tarafın planı da aynıdır. İkisi aynı plan üzerine oturtulmuştur. Son derece uygun bir yapı, son derece muntazam bir yapı söz konusudur ve simetriye özellikle dikkat etmişler. Dediğim gibi karşı taraflara da baktığımız zaman yine aynı yapıyla oluşturulmuş olan odaları görmekteyiz. Pusu odalarını görüyoruz. Bu tarafa baktığımız zaman iki tane kapının diğerlerinden farklı bir yöne sahip olduğunu görüyoruz. Onlar da kuzey batı yönünde yapıldığını görmekteyiz. Aşağıya doğru dar bir tünelden iniyorsunuz. Yaklaşık bir 3-5 metrelik tüneli takip ettikten sonra odaların girişi başlıyor. Böyle bir yapıda da muhtemelen güneşin açısı hesaplanmış ve oraya doğru güneşin batma saatinde özellikle ışık girmesi sağlanmış. Odaların zaten iç tarafına girdiğiniz zaman yaz olmasına rağmen çok serin bir yapıda olduğunu görüyoruz. Arkamda odaları görmekteyiz. Dedim ya, bu iki oda batıya doğru, kuzey batıya doğru yönelmiş durumda. Öbür taraftakilerse tabyanın içine doğru bakmakta. Yine orta tarafta asıl karargah olduğunu tahmin ettiğim bölümü görmekteyiz. Merkez ortada. İkinci kuşak bu şekilde çember çizmek suretiyle etrafına toplanmış. Arka tarafta bir tümsek daha var. O tarafta da belli bölgelere pusu odaları kurmak suretiyle buranın güvenliğini sağlamışlar. Aynı yapıyı karşı tarafta hemen tam karşımda gördüğüm ağzı açık tabiasında da bulabilirsiniz. Düşman Oldu'ya siperlerdeki hattı geçtikten sonra tabyaya ulaşırsa ilk başta tümseyi açmak zorunda. Tümseyi açınca bu taraftaki pusu odalarından, karşı tarafta da var, burada da var, bu şekilde her köşe başı tutulmuş durumda. Orada çapraz ateş alınır. Eğer orayı da geçerse ondan sonra burada sürpriz odalardan çıkacak askerlerle çatışmak durumunda kalacaktır. Ondan sonra iç tarafa geçmek suretiyle işgali gerçekleştirecektir. Yani merkeze ulaşıncaya kadar iki tümsek daha aşmak durumunda. Bu da yapılan işin son derece bilinçli yapıldığını ve stratejik pozisyonları hesap etmek suretiyle yaptıklarını göstermekte. Şöyle arka tarafa doğru geçiyorum ve tabyalarımızın odalarını sizlere göstermek suretiyle içerilere doğru geçiyorum.
Tabiyanın içerisinde gezerken karşımıza bir duvar çıktı. Duvar varsa eğer içeride bir oda vardır. Ve buraya geldiğimiz zaman burada bir kapalı düzenek oluşturulduğunu görüyoruz. Muhtemelen bunu çobanlar yapmışlar. İçeriye hayvanı koyduktan sonra çıkmasını engellemek için. Çünkü buradan aşağı doğru dik bir iniş var. Burayı kapatmış. Hayvanı içeride bırakmışlar. Sonra da çıkarmışlar. Demek ki giderken kapattılar. Başka bir hayvan girmesin diye. Yine bu tarafa geldiğimiz zaman burada da son derece güzel bir işçilik görüyoruz. Duvarı yapmış. Duvarın içerisine, üst tarafına bir taş işçiliği oluşturmuş. Sundurma şeklinde bir düzenek oluşturmuş. Yani şuraya doğru gelmiş, yukarıdan gelen su buradan duvara zarar vermeden aşağı insin diye adamlar işçiliklerini bile kullanmışlar. Arka tarafında hemen baktığımız zaman orada bir oda var. Topçu odasının hemen bu tarafında üstünde birbirine bindirmeli olarak iki tane oda yapılmış. Araziyi son derece güzel bir şekilde kullanmışlar. Her şey düşünülerek yapılmış. Çok güzel bir şekilde kamufle edilmiş. Güvenlik sağlanmış. Yukarıdan gelecek olan bir top mermisi. Düştüğü zaman toprağa düştüğü için içeriye zarar vermiyor. Dolayısıyla içerideki askerin emniyeti de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda oradan gelecek olan tehdit de bu şekilde bertaraf edilmiş oluyor. Şu anda bu tarafta bir duvar dedik. Bu duvarın içeri tarafa doğru hem toprakla hem kaya parçalarıyla desteklenmiş olduğundan şüpheniz olmasın. İçeri tarafa dışarıdan gelecek bir top mermisinin zarar vermesi çok fazla söz konusu değil. Baktığımız zaman bakımsızlıktan o taşların da düşmüş olduğunu görmekteyiz. Burada yine pencereleri görüyoruz. Sivişli taşının özelliği çok rahat bir şekilde işlenebilmesi, yumuşak bir yapıya sahip olmasıdır. Onun dışında yine baktığımız zaman taşların, oralardan düşen taşların buraları doldurduğunu görüyoruz. Keşke biraz daha duyarlı olabilmeyi başarabilsek. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Burada da yine bir oda var. Aynı odaların devam ettiğini görmekteyiz. Bunlar topçu odaları. Bunların arka tarafına geçtiğimiz zaman orada da şimdi sizlere pusu odalarını göstermek suretiyle buradaki görüntülerimizi bitirip buradan öbür tabiyamıza doğru geçeceğiz. Karşıda size bir oda tanıtmıştık. Demiştik ki buradan girdiğiniz zaman bu tarafa doğru da bir dönüş var falan. İşte aynı simetriyle baktığımız zaman tam karşı tarafına denk düşen oda da burası. Burada da bir giriş burada var, bir giriş burada var. Buradan girdiğiniz zaman içeriye doğru bir oda bizi bekliyor. Şu an bu tarafı yıkılmış durumda. Burası sağlam dursa muhtemelen buranın içerisinde de pencereleri olacak. Bu taraftan baktığımız zaman küçük küçük pencereler var burada yine. Ama dedik ya hem erozyona bağlı olarak hem bakımsızlığa bağlı olarak burası şu anda dolmuş durumda. Buraların temizlenmesi lazım ki asıl tabyanın yapısı ortaya çıksın. Orta tarafta ne görürsek aynısını burada da göreceğimizi söylemiştik. İşte bu da onun bir ispatı gibi bir özelliğe sahip. Bu tepenin arkasına baktığımız zaman orada da pusu odası var. Yine bu taraftan da bir yamaç koymak suretiyle oradan askerin yukarıya çıkışı sağlanmış. Daha rahat bir şekilde çıkması sağlanmış. Mesela şu tarafa baktığınız zaman rahatlıkla tırmanabilirsiniz fakat bu duvarın yıkılmış olduğunu göz önünde bulundursak işte o zaman bu imkansız hale gelecektir burası. O yüzden çok önemli bir pozisyona sahiptir. En sondaki tümseyin iç tarafındayız. Yani pusu odalarının bulunduğu bölümdeyiz. Arkamda pusu odasını görüyorsunuz. Peki pusu odası ne işe yarar? Dışarıdan gelen düşman askeri bu hatta girdiği zaman şu karşı taraftaki yerden ateş edilir. İsterseniz olayı içeriden sizlere daha net bir şekilde gösterelim. Dedik ki burada bir pusu odası var. Pusu odası ne işe yarar? Karşıdan gelen düşmanı kesmeye yarar. Yani
Gördüğünüz üzere buradan mazgallar koyulmuş, pencereler koyulmuş. Düşman askeri geldiği zaman buradaki mazgaldan içerideki asker genişten dara doğru gidiyor, görüyorsunuz. Nişan alıp onu rahatlıkla vurabilir ama dışarıdaki askerin onu vurma şansı o kadar fazla yok. Ona göre düzenlenmiş bir yapı. Yine pencereye baktığımız zaman aynı mantıkla oluşturulmuş. Hem ışığın gelmesi sağlanıyor hem de buradaki asker rahatlıkla siperini alıp, nişanını alıp ateş edebiliyor. Ama oradaki askerin buradaki askeri vurma şansı çok fazla yok. Böyle bir muhafaza altına alınmış. İçeri taraflara doğru da geçtiğimiz zaman aynı güzergahta ne kadar çok köşe oluşturulmuşsa onu görecek şekilde de açılar sağlamak suretiyle güvenliği oluşturmuşlar. Buradan öbür tarafa doğru geçtiğimiz zaman bakalım bizi neler bekliyor. Toparlak tabiadan ağzı açık tabiaya geçtik. Ağzı açık tabianın girişine daha geçmeden buradaki su kuyularını size göstermek istedim. Çünkü aynı olay bütün tabialarda karşımıza çıkan bir yapı. Burada 4 tane kuyu girişi var. Askerler kışın karları buradan içeriye bastırıyor. Ve buradaki biriken karlar erimek suretiyle yaza yönelik bir su kuyusu halini alıyor. Burada biriken karlar içeride dinleniyor ve bazı maddelerden arınıyor dinlenmek suretiyle. Daha sonra da askerin içme suyu ihtiyacını buradan karşılıyor. Burada dedik ki sular toplanır, karlar toplanır su olur, askerin su ihtiyacı karşılanır. Karşı tarafta toparlak tabyanın hemen mutfağının arka tarafında da aynı su kuyularını görüyorduk. Orada da aynı sistem kurulmuş, hemen mutfağın da yanında yapılmış ki askerin su ihtiyacı bu suretle karşılansın. Gördüğünüz üzere etrafını burayı göstermek için yine bir taşla çevirmişler. Taşlar da birbirine demirlerle perçinlemek suretiyle sağlam alınmış. Bu taraftaki taşları yerinden oynatmaya çalışmışlar. Ama ne kadar oynatırsalar oynasınlar, o taşlar o kadar sağlam bir şekilde birbirini tutmuş ki yerinden canlanmamış. Buradan isterseniz tabyamıza doğru geçelim. Ağzı açık tabyadayız. Yine 2400 rakım. Yine Erzurum'dan uzaktayız. Ve buralara geldiğim zaman aklıma hep meşhur bir türkü vardır. Erzurum dağına kurdum iskele, dağım yaşım 18'di gittim askere diye başlar. Beni asker aldığında alayların doldum Erzurum diyor ya. İşte o sitemin sebebi çıkıyor ortaya. Bakıyorum, diyorum ki gelmişler burada bu zor şartlar altında ecdadımız askerlik yapmışlar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman çok büyük bir fedakarlık görüyoruz. Kışlanın karşı tarafımızda mutfağı var. Mutfak bu tarafta dizayn edilmiş. Tıpkı toparlak tabyada olduğu gibi. Toparlak tabyayla birbirine benzeyen bir yapısı var bu bakımdan. Karşı tarafta dedik ya mutfak olduğunu tahmin ettiğimiz bir yapı oluşturulmuş. Asker buradan gelmek suretiyle yemeğini yiyip tekrar içeriye giriyor. Giriş yine bir tünelden yapılıyor ama bu seferki tünel biraz daha uzun. Yukarıya doğru biraz meyilli bir yapıya sahip. Yan taraflarda yine nizamiye odaları var. Girdiğiniz zaman içeride İlk önce bir kontrolden geçiyorsunuz. Zaten şu taraflara da baktığımız zaman şurada ve şu kısımda bir çıkıntı görülüyor. Bunların kemerlerin başlangıcı olan kısımların biraz daha aşağıda olması gerektiğini düşünüyorum. Genelde bu şekilde olur. Buraların erozyona bağlı olarak kullanılmaya dolduğunu tahmin ediyorum. İçeriye baktığımız zaman içeride bizi bir 20 metrelik kadar tünel bekliyor. Bu tüneli bitirdikten sonra
asıl kışlaya geçeceğiz. Tabyamızın içine doğru girelim isterseniz. Dedik ki arkamızda gördüğünüz tüneli geçtiğimiz zaman içeriye doğru bir tabya var. Fakat şuradan ve şuradan iki tane kapımız var. Kapıdan geçtiğiniz zaman yan tarafta pencereleri var. İçeri tarafa doğru üç tane oda burada, üç tane oda da burada var. Nizamiye ve diğer güvenlik işlerinin yapılmış olduğu bölüm, belki de nezaret bilemiyoruz, burada oluşturulmuş ve buradan içeriye tedbirli bir şekilde giriş sağlanıyor. Şuralarda kulepler var, dikkatimi çeken. Kuleplerin olması ne anlama gelir? Burada bir kapı olduğunu gösterir. Burada büyük bir kapı var. Daha önce geldiğimde, buradan iki sene önce geldiğimde bu kuleplere köpek bağlandığını görmüştüm. Çobanların köpekleri vardı. Bu sefer biraz ucuza atlattık diyebiliriz. Çünkü aslına bakarsanız gelirken bazı endişelerim vardı. Burada bizi çobanların karşılaması gibi. Geçen sene Urfa Siverek'ten gelmiş olan çobanlarla burada karşılaşmıştık. İçeriye girdiğimiz zaman bizi eşsiz bir bina karşılıyor. Tabya muazzam bir şekilde yapılmış. Burada bir siperlik görüyoruz. Siperlikten kastımız bir mevzi. Mevzi oluşturmak suretiyle buradan gelebilecek olan bir tehdit karşılanmaya çalışılmış. Bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman tabi mazgalları da burada es geçmememiz lazım. Mazgallar yine aynı şekilde askerin oradan bu tarafa doğru ateş etmesini sağlıyor. İki tane kapı karşımıza çıkıyor. Ben ne demiştim daha önce? Demiştim ki tabyalarda genel anlamda bir simetri vardır. Buranın tam ortasından şu oluğun olmuş olduğu yerden bu tarafa doğru hangi planı görürseniz aynısı bu tarafa da yapılmıştır. Bunlar hemen hemen uzunluk olarak da, ölçü olarak da, hacim olarak da aynı şekilde yapılmış. Üst taraflardaki işlemelere baktığımız zaman alt tarafta kemerlerin altında da vardır. Bu da sadece bir inşaat yapmanın dışında bir de işe sanat katıldığını gösteriyor. Yani sadece bir bina yapıp burada güvenlik oluşturmaktansa biraz da işin estetik boyutuna da önem verilmiş. Basamaklarla yukarıya çıkılıyor ve iki kat şeklinde yapılmış. Şu anda üst kat durmuyor. Maalesef orası yıkılmış durumda. Fakat daha önceki tabyalarda göstermiş olduğumuz bir yapı vardı. İki tane karşılıklı çıkıntı vardı. Alt taraf biraz daha geniş, üst tarafa doğru biraz daha daraltılmış bir mekanizma vardı. Oradaki bu çıkıntılardan karşılıklı demir veya tahta kasnaklar koymak şartıyla üst tarafı, ikinci katı hizmete sokmuşlar. Buradan yukarıya doğru asker çıkıyor. Geçen senelerde buraya geldiğim zaman yine burada birçok çoban yaşadığını görmüştüm. Hatta buraları çobanlar özellikle yatmak için kullanmışlardı. Şu kısma örtü sermek suretiyle burayı bir yatakhaneye çevirmişlerdi, bir odaya çevirmişlerdi. İki kemer görüyoruz. Bu da kemerler yapmak suretiyle merdivenlerin güvenliğini sağlamış. Aynı zamanda oradaki pencerelerde içerinin ışığını korumaya gayret etmek için yapılmış. Evet, içeriye baktığımız zaman buranın da demiştik ki bir ahır olarak kullanıldığını görüyoruz. Arka taraftan içerilere doğru odalar var. Şu an ışığımız yeterli olmadığı için göremiyoruz çok fazla. Ama içeri girdiğimiz zaman bakın burada da yine kulepler var. Kuleplerle kapıları oluşturulmuş. İçeri girdiğimiz zaman şuradan içeriye doğru bir kapı var. Kapıyla yan taraflara doğru geçiliyor. O tarafa doğru gidiş var ama bu tarafa doğru gidiş yok. Buradan dedik ya bir simetri oluşturmuş. Tekrar söylüyoruz. Simetriye göre sağ tarafı ve sol tarafı ayırmışlar. Bu ne anlama gelir? Oldu ya bu tarafa düşman girdiyse bu tarafa hemen geçmesini bu surette engellemişler. Burası buranın bir kışlanın alay içtima meydanları vardır. Hani o görevi görüyor. Asker burada toplanmak suretiyle
eğitimini genel anlamda burada tamamlıyor. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Çıkarken baktığımız zaman hani bizi dik bir merdiven karşılıyormuş gibi geliyor ama aslında o kadar dik değil. Çıktığımız zaman burada bahsettiğim o mesafeyi görüyoruz. Yani şuradan kapı koyulmasının sebebi üst kata girişin bu taraftan yapılmış olması. Asker alt kattaki girişini yaptıysa, üst katta da yatıyorsa mesela, üst katın girişinde buradan yapmak suretiyle buradaki hayatına devam ettiriyor. Burada da yine arka taraflara koyulmuş kapılar var. O kapılarla birbirine geçen odalarımız var. Bu şekilde bu tabyadan da çift katlı olmak suretiyle istifade edilmiş. Diğer tabyalarda olmayan bir özellik. Birkaç tanesinde var. Tafta tabyasında mesela var. Bunun gibi bir iki odada, bir iki tabyada görmekteyiz. Onun dışında bu sistemi başka bir yerde göremiyoruz şu ana kadar gezdiklerim içerisinde. Ağzı açık tabyası muhteşem bir yapıya sahiptir. İçeride dedik ki biraz önce anlattığımız asıl ana bina var. Oranın dış tarafına geldiğiniz zaman şu üzerinde bulunduğum tümsek grubuna baktığımız zaman burada topçu odaları var. Şu anda mesela önümdeki tümsekte bir topçu odası var. Aynı tümsekler, aynı topçu odaları yine yay şeklinde o merkezi sistemi korumak suretiyle çevrilmiş. Onun arka tarafında ise yine bir tümsek görmekteyiz. O tümseyi geçen asker burada, orada, şurada çeşitli açılarla yapılmış olan pusu odalarından çapraz ateşe alınıyor. Karşı taraftan geleni buradan, o taraftan geleni buradan alıyor. Aynı açıyı bu taraftakinde de görüyoruz. Bu şekilde çapraz ateşe almak suretiyle ilk elemeyi burada yapıyor. Buradaki asker bu tarafa geçtiği zaman burada da ikinci bir müdahale gerçekleşiyor. O esnada asıl komutan kademesi, asıl bölüm orada muhafaza altında tutulmuş oluyor. Yani bu kışlayı işgal etmek de çok kolay bir durum değil. Ecdat dedi ki her şeyi düşünmüş. Ecdat o zamanın imkansızlıklarına rağmen, yani bundan 120 sene önce bu eşsiz binaları yapmış ve bize kazandırmış, tarihimize kazandırmış. Fakat biz maalesef bu ecdat hatıralarına sahip çıkmayı başaramamışız. Ben buraya kadar geldim. Burada size muhteşem bir Erzurum manzarasını gösteriyorum. Arkamda harika bir görüntü var. Eğer doğa fotoğrafı çekmek istiyorsanız gelin Erzurum'u bir de buradan görün. Bu açıdan Erzurum fotoğrafını deneyin. Emin olun daha önce kimse o fotoğrafı çekmemiştir. Ben bir sonraki programıma kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.